Mahmut? Zümrüt teyze, lütfen. Zümrüt? Acıkadım. Rahatsızlık verdim, kusura bakmayasın. Böyle günde kusur mu olurmuş Zümrüt? Acımız da derdimiz de bir. Buyur. Özlem'e çay getir kızım. Hazır hanımım, getireyim hemen. Geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun. Mahmut'a ne oldu kızım? Ha, gelsin bir çay içsin. Perişan oldunuz hepiniz. Hala o da yoruldu herhalde. Odasına dinlenmeye çekildi. Yine bir acıyla sarsıldık hepimiz. Yüreğimizi ferahlatıcı söz bulamaz oldum. Rabbim Cumali'ye acı şifalar versin. Ana! Özlem kızım bir su getir. Ya yetti ya Kadriye. Allah aşkı için yetti ya. Canıma yetti ya. Ya biz insan değil mi? Mahmut sus. Duyucular bak dışarıdan, ayıp. Ya yangının sebebi ben oldum ya. Neymiş Hanna, ocağı söndürmemişim ben. Sanki her akşam sen mi söndüreydin ha ateşi? Ne alakası var? Bak sana bir şey söyleyeyim mi, kusura kalma ama. Bak bu Mithat'tan beri baban çok kafayı taktı gibi sana. Alpay şerefsiz demese. Aa bu yangın kebapçıların ateşi yüzünden çıktı demese gene bir şey yok ortada. Aa bunu dedi ya, sorumlusu Mahmut oldu. Kadriyeciğim bu iş böyle olmaz. Madem bizim bu hanada sevgimiz görülmeye, saygımız görülmeye, öyle mi? Sen pırımızı pırtımızı topla, biz buradan gidelim. Onlar da rahat etsin, biz de rahat edelim. Bir dur, bir sakin ol. Bir otur, nefes nefese kaldın. Mahmut, ya biz yangından mal kaçır gibi nereye gidiyik ha? Delirdin mi sen? Ya kusura kalma da ben şu üç canımla gidip hiçbir yerde ev kuramam, haberin olsun. Kadriye sen de ayıbedin bana. Kendin bunalınca hadi Mahmut gidelim oluyor. Ben bunalınca otur Mahmut oluyor. Ya etme Kadriye'm, Allah aşkı için ya. Oldu canım. Ben ev bulduğumda senin aklın neredeydi ha? Nasip diyelim, şu yapıcı bir şey yok. Giderek ev bulana kadar bir otelde kalırız, boş ver. Delirdin mi sen? Ben şu halimi otel köşelerinde sünnemem, haberin olsun. At kafandan, şu anda at kafandan. Kadriye'cim, mümkün değil. Kadriye'cim tamam, burada bin bir laf işleyeceğimize... Giderek otelde kalırız, kafamız rahat eder. Bu kadar. Mahmut ne oluyor? Sesin dışarıda. Şimdi hala, şimdi babama kızdı biraz. Babam onu suçladı ya, dedi ateş niye söndürmedin falan, yangın ondan çıktı diye ona kızdı biraz. Düvende çıkan yangının sorumlusu ben oldum hala. Zoruma gideyim, ben insan değil miyim ya? Mahmut, Mahmut, Mahmut ya yeter alam ya. Öyle mi? Tamam. Kendisi düşünsün. Benim madem burada yerim yok, biz burada hice sayılıyız. Biz de bu evden giderek, o da rahat eder, biz de rahat ederiz ara. Otur oturduğun yerde. Babanın başındaki dertleri görmeyin mi sen? Adamın feleği şaştı. Bir laf söyledi diye ev, köy terk edilir mi? Bir laf mı hala? Bir laf mı? Oğlum, babanın senden başka dayanağı yok. Kime ne desin? Bir de öyle düşün. Adam delirici, ya yazlıktır. Ya halacığım. Ya yangını Mahmut çıkardı ne ya? Gücüme gidiyor. Benim yaşım 15 değer. Oğlum, haklı olduğun yerde dik dur. Er geç doğrusu çıkar işin. Hele şu başımızın üstündeki kara bulutlar bir dağılsın. Bugün eğer birbirimize kenetlenmezsek yarın dağılır gideriz. Biz aile olmayı unuttuk. Artık herkes aklını başına toplasın.
sakin ol. Kıyamam ben sana. Ne olur Zümrüt teyze, hala hiçbir şeye dokunmadı, hiçbir şey yemiyor. Zümrüt teyze bak, boş karnı ilaç içtin, dokunur. Ufacık bir şeyler al. İçim istemi. Cumali orada öyle. Hastane köşelerindeki. Niye yiyeyim ki? Ne bitmez çilem varmış. Dolmadı gitti. Geçecek Zümrüt teyzem. Ne olur koy verme kendi. Ömer askerde. Babam hastane köşelerinde. Eskiden kim küs kim barışık diye derdimizi aşılmaz sanırdık. Şimdi başımıza gelenlere bak. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Tek dayanam Cumali'ydi. Şimdi o da hak ediyse. Ben de gideyim. Öleyim ben niye yaşayayım ki? Allah ikinize de uzun ömürler versin. Rabbim kullarını türlü türlü imtihan edermiş. Bizim kaşığımıza da bu düştü demek. İsyanla, ah vahla. Dağılmıyor ki derdimiz. Ben nasıl devam edeceğim? Hacı kadın. Bu yükle nasıl gideceğim ben? Eskiden sırt sırta verirdik. Yükümüzü yük ederdik, hafiflerdi. Benim aşıma senin buğdayın girerdi. Birikirdi. Huzurda, neşede, çarşıda satılmıyor ki. Biz onu elde büyüteceğiz. Şimdi sarılma vaktidir. Sen benim omzumda. Ben senin omzunda. Ağlayamayacaksın. Ahiretlik olmanın ne faydası var?